Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Edebi ile huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada doktor öğretim üyesi Ömer Demirbağ hocamla birlikteyiz. Ve edep konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şerefler teşekkür Nasılsınız hocam? Hamdolsun çok şükür. Bugün fazlaca ihtiyacımız olan, <laughs> tüm zamanların gündemi olan edep ve haya bahsini konuşacağız hocam inşallah. Edep nedir, haya nedir diye başlayalım isterseniz hocam. Efendim, edep insanilik demek, insan olmanın en ışıltılı belirtilerinden biridir. Eyvallah. Ve dediğiniz gibi günümüzde maalesef köşeye sinmiş, mahcup ve münzevi bir kavram olarak zaman zaman gündeme gelir. Edep, Abl Hakim Arvasi Hazretlerinin deyişiyle, edep haddini bilmektir, din ise baştan başa edeptir. Edep haddini bilmek, kul olduğunun idrakine varmak ve din ise bu idrakin gerektirdiği tavır ve hareket içinde olmaktır ki hakikaten baştan başa edeptir. Bu edemin yerine gelmesi için Allah en sevgili kulunu göndermiştir bize. Oturmasıyla, kalkmasıyla, yemesiyle, içmesiyle en üstün insanın model şahsiyet olarak alemlere rahmet bir tarzda bütün insanlığa göndermiştir ki ona bakıp edepli olalım edebi elde edelim. İnsandaki gayri ihtiyarı güzelliktir. Farkında olmadan insanın güzelleşmesidir. Ve hiçbir gönül yoktur ki edepli olan insanı sevemesin. Sevmek iradi bir şey değil, iradeyle olan bir şey değil. Biz farkında olmadan irademiz dışında gelişen bir şeydir. Doğal olarak edep işte o sevmek yeteneğini bizde harekete geçiren insani ışıltı. Eyvallah. Edep ve haya aynı şey midir hocam? Çok yakındır birbirine. Haya utanmak demek. Haya'nın kelime manası Türkçe'deki karşılığı ar. Utanmak demektir. Bu da insana mahsus. Hı hı. Hayvanda yok böyle bir şey. İnsandaki üstün özellikler. İnsanı insan yapan şeylerdir. Ve bendenize sorarsanız, bir insanda en sevimli bulduğun şey nedir? Utanma derim. Sizi ne kadar incitirse incitsin, sizi ne kadar kırmış olursa olsun, bilseniz ki utanıyor Kin tutabilir misiniz? Yok. İşte haya böyle bir şeydir. Ve insandaki sevmeyi, affetmeyi insana rağmen harekete geçen, elinizde olsa da olmasa da size affettiren sevimlilik. Edep ve haya bu. Eyvallah. E, edebiyat kelimesi de edep kökünden geliyor. Evet. Bahsediyor. Fakat fazla viraj alarak gelen bir şeydir. Edep, az önce dedik haddini bilmek. Eyvallah. Hadlere riayet etmek. Nedir o hadd? bir konuşmamda söylediğimi hatırlıyorum. Çayın demini tutması, Türk kahvesinin köpüğe gelmesi ve yemeğin en lezzetli kıvamı neyse insandaki edep odur. Artık ne bir adım ileri ne bir adım geri. İnsanın en insan olduğu davranış biçimi. Hal, kıvam, durum, derece en çok insan olduğumuz, artık bir adım ileri giderseniz veya geri kalırsanız oranı aşarsınız. Haddi aşmamak değil mi edep? İşte haddi tutturmaktır. Edebiyattaki edep. Sözün terbiye edilmesi demek. Sözün terbiye edilmesi ne demek? Terbiye, yani günlük hayattaki konuştuğumuz kelime anlamı itibariyle daha çok çocuklar için kullanırız biz bu kelimeyi. İşte çocuğun dışa karşı en sevimli olduğu duruşu o çocuğa alıştırmak terbiye demektir. Evladım misafir gelecek onların yanında şunu yap şunu yapma diyerek başlıyoruz terbiye veriyoruz çocuğa. Hani derler ya evlat aziz terbiye daha aziz. Çünkü evladın insan olması insanlığın güzelliklerinin onda parlamasının ameliyesine terbiye ediyoruz. Peki edebiyattaki edebin terbiyeyle nasıl bir ilişkisi var? Çok terbiyeli söz söylemek, çok centilmence ifadeler kullanmak mı? Hayır. Hayır, ilgisi yok. Hicviyeler var. Nef'inin sihamı kazasında edepten ve terbiyeden eser bulamazsınız. Ancak edebiyat şudur. İnsandaki insanı diğer canlılardan ayıran, en keskin farklardan biri olan kelam kabiliyetinin terbiye edilmişidir edebiyat. Yemeğin terbiye edilmesi var ya, yemeği terbiye ediliyor, ediyoruz. Ben bilmem de yemek nasıl terbiye edilir? İşte gördüğümüz kadarıyla hanımlar daha çok bu işi yapar. Keşke öyle bir yeteneğim olsaydı. Ben beceremiyorum. İşte yarın pikniğe gideceğiz. Bugün yemek orada kullanılacak olan malzemelerin terbiye edilmesi, baharatıdır, bekletilmesidir, filan filan maddelerin katılmasıdır. Buna terbiye etmek diyoruz. Nedir bu? Yemeğin yenilirken en lezzetli hale getirilmesi demek. İnsandaki kelam kabiliyetinin de en lezzetli hale getirilmesinin ilmine edebiyat denir. İnsanı diğer canlardan ayıran en keskin farklardan biri. Çok söylemişimdir, toplumsal hadiseleri yönlendiren tek şey kelam. Hayatınız boyunca, bulunduğunuz her ortamda sizi itibarlı kılacak olan ya da itibarsız edecek olan tek özelliğiniz konuşmanızdır. Onunla ya çok sevilirsiniz ya da hiç sevilmezsiniz. İki taraflı keskin bir ustura gibi hayra da şerre de son derece müsait aletimiz ağzımızdaki dil. Ve bunun tamamen bir mucize. Tamamen mucize. Aklın aciz olduğu bir şeydir. Ağzımızın içinde bir günde bir milyondan fazla oynar yerinde. Ağzımızın içinde sağa sola dişe, damağa, dudaklara çarpar. Yorulmaz, yıkama, yağlama mükemmeldir. Ve onunla biz kelam ederiz. Ve bu kelam hiçbir şeyde olmadığı kadar muhatabımızı etkiler. Hiçbir hipnotizma bunun yerini tutamaz. Bir konuşmayla olmazları oldurabilirsiniz. Mucize diyorum ya. Hayatımız boyunca bulunduğumuz her ortamda bizi var kılacak, bizim de yeryüzünde var olduğumuzu belirtecek tek eylemimiz konuşmaktır. Ve bu konuşmanın en tıraş edilmiş, en etkili, lezzetli, kalıcı hale getirilmiş kıvamı bunun işi bunun ilmi bunun tekniği edebiyat. Edebiyatın en kısa tanımı insandaki kelam kabiliyetinin en etkili hale getirilmesi işlemidir. Edebiyat budur. Eyvallah. Edep bizim edebiyatımızda nasıl kullanılmış hocam? Nasıl yansımış? Edep daha çok e, ilk manasıyla insanın haddini bilmek eylemiyle ilgili kullanılmıştır. Din baştan başa edeptir buyurdu ya. Bu yönüyle tasavvufi, didaktik şiirlerde edep geçer. Edepli olmanın önemi, edepli olmanın izan, insana kazandırdığı dünya ve ahiret saadeti, edebin dinle ilişkisi, dinin aslında baştan başa edep demek olduğu pek çok tasavvufi risalede, şiirlerde, hikemi tarz manzumelerde göze çarpar. Edebin bu yönü anlatılmıştır. Ancak edebiyatın edepten geldiği edebiyatta pek görülmez. Eyvallah. Biraz orayı açabilir miyiz? Az önce belirttiğim gibi insanı diğer canlılardan ayıran en keskin farklardan biri olan konuşma yeteneğinin en lezzetli hale getirilmesi işlemi edebiyat. Bu o kadar önemlidir ki hem günlük toplumsal yaşamımızda hem de sanat, kültür ve edebiyat birikimimizde muazzam yeri olan bir kabiliyettir ve insana mahsustur. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Diğer canlılarda iletişim vardır ama edebiyat yoktur. Edebiyat insan işi. Ve öyle bir şeydir ki ilmin fennin üstünde kaymak tabakadır. Mesela çok zeki olabilirsiniz, imkanlar verildiği takdirde siz bir keşif, bir icat geliştirebilirsiniz. Çok büyük bir bilim adamı olabilirsiniz ama edebiyatçı olmak başka bir şeydir. O biraz tepeden sunulan bir keyfiyettir. İnsandaki konuşma dediğimiz ele avuca gelmez, civa gibi bir şey olan yeteneği ele geçirme sanatıdır. Bunun yazıya dökülmüş şekli edebiyat zaten. Tarih boyunca arının nasıl bal yaptığını bilememesi gibi pek çok şairimiz, edebimiz de o mükemmel eserleri nasıl meydana getirdiğinin doğru dürüst bir izahını yapamamışlar. Adeta edebiyat bir yanı ötelerden öteye bakan bir sırrı yetenek, bir anlaşılmaz yetenektir. Edebiyat böyle bir şeydir. Eyvallah ağzınıza sağlık. Şiirlerle devam edelim hocam. Mirati. Mahrasıyla şiirler yazan muhteşem bir şairimiz var. <laughs> Mir'ati sözlerin gizli muamma, ulul ebsar olanlara hüveyda. Elsiziz, El belsiziz, dilsiziz ama gezeriz alemde erkekçesine diyoruz. Çok güzel. <laughs> Elsiz, belsiz ve dilsiz olmaya evet. rağmen, Erkekçe gezmek ne demek? Evet, buradaki erkeklik tabi cinsiyet manasında o değil, abi. adam olmak demektir. <laughs> Erkeği, kadını yoktur bunun. Önce onu hemen belirtelim. Bektaşi olduğu anlaşılıyor. Eline, beline, diline hakim ol. Elsiziz, belsiziz, dilsiziz sözüyle çok şairane bir fahr edasıyla ben o işleri halletmişim demeye getiriyor. Hakimim. Böyleyken alemde tam adam gibi adam olarak gezeriz. Zaten adam gibi adam olmak elsiz, belsiz ve dilsiz olmakla mümkündür el, bel ve dil dediğimiz kavramların şerrini önlemek, bunların afetlerinden sakınmak ve bunları terbiye etmek, ıslah etmek, insanı kamil olmak. Bununla adam gibi adam olunur ve alemde gezilir. Mirati bunu söylüyor. Bize. Eyvallah. Peki bu ulul efsar olanlara hüveyda diyor. O ne demek hocam? Görenler görür bizi diyor. Görenedir, görene. Köre nedir? Körene. Herkes bizi görmez. Es ulul ebsar olanlar yani kalp gözüne sahip olanlar bizim kıratımızı, değerimizi anlar diyor. Eyvallah. Bu elsiz, belsiz ve dilsiz olmak orayı biraz açabilir miyiz hocam? Efendim edep bahsinde denildi ki haddini bilmek. Had nasıl bilinir? En çok haddi aşma el, bel ve dilden olur. El bildiğimiz eylem. E bel işte nefsani arzular. Dil ise en çok zapt edilmesi zor olan organımız. Hayra da şerre de çok müsait. Bir espri yapayım dersin kalp kırarsın. Hiç farkında olmadan mayına basmış olursun. En zor şey iki dinle bir söyle dedikleri budur. Onun şerrinden sakınmak gerekir. Bu üç şerre düşmek, ayak kaymasına vesile olmak bakımından bu üç e, yönün afetinden sakınmak. Bunları terbiye etmek, bunları ıslah etmek, bunların haddini bilmesini sağlamak. Edep bu işte. Eline, beline, diline hakim oldun mu? edebi elde ettin demektir. Bununla insanı kamil oldun. Bununla yeryüzünde halife oldun. Ve bununla Allah Resulü'nün gelişine vesile olan Allah'ın rızasına ulaşma yolunu elde ettin demektir. Mesela budur zaten. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Tabi edep deyince hikmet ve hikmet deyince Nabi Hazretleri hemen evet. kendisini tahattır ettiriyor. Sakın terge edepten <laughs> e, malum alın. Alın. bu malum Bu dağdır Belki biraz hikayesiyle bilmeyeniz izleyicilerimiz Makamı, için Mustafa'dır bu. lütfederseniz. Çok yaygın hikayesi, işte Efendimizin ziyareti esnasında hac yolculuğu Medine'ye yaklaşınca Nabi de aralarındadır. Uzaktan kubbeyi hadra görülür. O zamanki yapıda Hazreti Peygamber'in kubbesi herkesten, her yapıdan önce görünüyor. Görününce artık onun yattığı yer, Herkes toparlanıyor fakat hac kafilesine öncülük eden askeri birliğin komutanı Ali Paşa, devesinde uyuyakalmıştır ve ayaklarını uzatmış vaziyettedir. Medine'ye yaklaştığının farkında değildir. Nabi onu ikaz etmek amacıyla, onu edebe davet etmek amacıyla çok zarif bir şekilde bu şiiri okumaya başlar. Sakın terki edepten, küyi mahbubu hudadır bu, nazargâhi ilahidir, makamı mustafadır bu edebi terk etmekten sakın, edep dışı davranıştan sakın. Çünkü burası Allah sevgilisinin bulunduğu yerdir. Burası Allah'ın üstüne tabir yerindeyse üstüne titrediği, her an gözetlediği Muhammed Mustafa'nın uykuya vardığı yerdir burası. Edebi terk, edep dışı davranıştan sakın. Der mesajı alan Ali Paşa hemen toparlanır, ayaklarını toplar. Biraz da bozulur tabii o kadar milletin içinde. Giderler Medine'ye varırlar. Ziyaretler işte ziyaretin icapları yerine getirilir. Sabah namazı vaktinde bakarlar ki o zamanlar Osmanlı'nın tabi. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin minarelerinden birinde bir müezzin Nabi'nin bu şiirini okuyor. Sakın terki edepten ki i mahbubu Kudadır bu. nazargâh ilahidir, makam Mustafa'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu deycuri adam zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Habibi kibriyanın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerde-i arş cenab-ı kibriyadır bu. müraat edep şartıyla gir bu dergaha nabi. Mutaf-ı kutsiyandır, cilvegahı enbiyadır bu. Müezzin minarede okuyor, mükemmel bir sesle gökleri eritiyor. Ali Paşa duyunca Nabi'ye çıkışır der ki bunu sen önceden hazırladın. Beni rezil etmek için, küçük düşürmek için. Nabi hayır o sırada geldi de söyledim efendim derse de Ali Paşa der ki mezin nereden biliyor peki? Nabi de hayretten. İzah edilmesi ha. güç bir söz. Evet. Beklerler Mevzi'ni minarenin altında, Mevzi'nin iner inmez yakasına yapışırlar ikisi birden. Sen bunu nereden biliyorsun? Bu şiiri nereden öğrendin? Mevzi önceleri inkar ederse de zorlarlar. Müezzin ki bu gece Allah'ın Resulü rüyama geldi ve dedi ki benim şairim gelmiş. Bu şiiri benim için söylemiş. Bunu minarede oku. Bunu der demez Nabi düşer. Benim şairim dedi, benim şairim dedi diyerek yerde çırpınmaya başlar. Tam bir cezbe hali. Hiç şiirin hikayesi bu işte. Benim şairim dedi. Benim dedi. Daha ne desin? Allah Resulü iyilik ekiyle Nabi'ye şahitlik izafe etti. Benim şairim dedi. Sakın terki edepten diye başlıyor şiir. Daha şiirin ilk kelimesi sakın. Bakın didaktik edaya bakın. Bize hemen bir had bildiriyor. Sakın. Neden sakın? Terki edepten sakın. Edep dışı, davranıştan sakın. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken ya da mezarındayken ona yaklaştığınız zaman sizde belirmesi gereken ilk refleks edep tavrı olmalıdır. Bunu Allah Hucurat suresinde emrediyor. Bütün müminlere, peygambere nasıl davranılması gerektiği Hucurat suresinin ilk ayetlerinde belirtilir. Ey iman edenler! Sesinizi onun sesinden yüksek çıkarmayın. Allah emrediyor. Ayet. Yolda yürürken onun önüne geçmeyin. Ona içinizden herhangi biri gibi davranmayın. Böyle yaparsanız siz farkında olmazsınız da bütün amelleriniz silinir. Sahabilere geliyor bu. Bu ayetler geldikten sonra sahabilerden gür sesli olanlar çarşıya çıkamaz oldular. Ola ki o sırada peygamberimiz oralarda bulunur, sesimiz onun sesinden yüksek çıkabilir. Gür sesli ya, çarşıya gidemez oldular. Ve Hazreti Ömer, koca Ömer, gür sesliydi, heybetli bir zattı. Peygamberimizin huzurunda fısıltıyla konuşmaya başladı. O kadar alçak sesle konuşuyordu ki, bu da hadistir. Ya Ömer biraz yüksek sesini çıkar, duymuyorum. Hazreti Peygamber buyuruyor. O kadar alçak sesle konuşmaya başladı. Peygamber'e karşı edep bu. Ve edebe bakın siz. Ebu zerif i Hazretlerine Efendimiz yaşını kast ederek soruyor. Yaşlı sahabi ya. Ya Ebu Zer sen mi büyüksün ben mi? Deyince muhakkak ki siz daha büyüksünüz ey Allah'ın Resulü ama ben daha yaşlıyım. Edebe bakın siz. Edep bu işte. Edep insanı insan eder, sultan eder. Çünkü edep din demektir. Din baştan başa edeptir. İnsanın başta Allah'ın rızasına uygun olmada nasıl bir pozisyona gelmesini belirten şartlar haddine uymalar manzumesidir. Edep böyle bir şeydir. Ve bunun için 124 bin peygamber gelmiştir. Dört kitap indirilmiştir ki insan edepli olsun. Eyvallah ağzınıza sağlık. Yine La Edri Sultan'dan devam edelim hocam. Edep bir tacimiş Nuru Hüda'dan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. Her beladan. Ne demek hocam? Allah'ın rızasına ulaşmada, kul olmada biricik şart edepli olmak. zaten din edep, edepli olmaktır. Siz onu okurken aklıma geliverdi. Bir heyet Medine'ye gelerek Müslüman oluyorlar. Geliyorlar, yoldalar. Bir kabileden, bir grup insan. Medine'ye geliyorlar. Mescid-i Nebevi'nin önünde develerinden inerek Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkıyorlar. Herkes devesinden inip huzur-u dalarken bir genç deveden inip heybesinden başka bir elbise çıkar, yol elbisesini değiştiriyor, başka bir elbise giyiyor ve öyle giriyor huzura. Peygamberimiz gencin bu hareketini görünce onu çağırıyor, gel sen yanımda otur diyor. Onu ediyor, iltifat ediyor. O genci bizzat yanında oturtturarak ona ne kadar değer verdiğini göstermiş oluyor. Niçin? Çünkü peygamber huzuruna girerken bir hazırlık yaptı. Edep, sizden büyük ya da değer verdiğiniz, sevdiğiniz kişiye karşı kendi kendinizi frenlemeniz demektir. Edep böyle bir şeydir. Ve en mükemmeli Hazreti Peygamber'de. Bakın edebe bakın siz. Hazreti Cabir diyor ki bir yatsı namazından sonra evine gittim bir işim vardı. Kapıyı çaldım. Bekledim bekledim cevap yok. Tekrar çaldım. Yine cevap yok. Üçüncü kez çalıştan sonra cevap alamayınca geri döndüm. Tam gidecekken kapı açıldı. Lime küntüm kendileri. Kimdir o? diye bağırdılar. Döndüm. Lebbeyke ya Resulallah. Benim ey Allah'ın Resulü. Ve dedim ya Resulallah herhalde müsait değilsiniz. Ben sonra geleyim. Geç açtığı için. Olur mu ya Cabir sen benim makbulumsun gel dedi. Şu iltifata bak. Bütün hadis kitaplarında Hazreti Cabir'e Allah Resulü demiştir ki sen benim makbulumsun. Diyor beni aldı içeriye ve özür beyan ettiler. Allah Resulü özür diliyor ya. Ya Cabir sen kapıyı çaldığında ben ev, ev kıyafetleriyle oturuyordum. Üstümü değiştirinceye kadar biraz geciktin." dediler. Bakın kapıyı açmak için üstünü değiştiriyor Hazreti Peygamber. 21. yüzyıldayız. Şimdi sorayım. Kapı çalındığı zaman eşofmanla kapıyı açmayan kaç kişi çıkar içimizden? Ben yok. Ben üstümü değiştirmiyorum. Ama Allah Resulü bakın gelmiş geçmiş en büyük insan odur. Kul olarak en mükemmel, en kıymetli kul odur. Ondan daha büyüğü yoktur. Böyleyken o bile kapı çalındığı zaman gündelik kıyafetini değiştiriyor. Başka bir elbise giyerek kapıyı açıyor. Centilmenlik mi arıyorsunuz? Gelip bizden sorsunlar bunları. Allah'ın böyle olun diye dediği insan bunu yapıyor. Edep ona mahsus. Cabir belki evladı yaşında, en genç sahabelerden biri. Böyleyken ona bile kapıyı açarken mesela kızı Hazreti Fatıma annemiz Peygamberimizin öz be öz kızı en küçük çocuğu olur. İçeri girdiği zaman ayağa kalkmıştır Allah Resulü. Bu sünnet yerine gelsin diye bir gün ben de kızlarından önden ayağa kalkacağım. Sünnet. Evet. <laughs> Ağzınıza sağlık hocam. Köprülü Zade Esat Paşa ile devam edelim. Beyt biraz ağır ama izah isteyeceğim sizden. Hem konuşmanın hem de onun edebi olan susmanın ehemmiyetine dair bir beyt. siperendaz acze hasmı Tığ hun çekmez, hamuşan edep, endişe-i zahmı zeban çekmez. Çok güzel. Çok muhteşem bir beyt. Evet. Tekrar Mısırada, edeyim isterseniz. Birinci mısra. Siper alan hasmından korunmuş olur. Eyvallah. Yani mevziye yatan siperini güzel alan, hasmının attığı ok mudur, mermi midir, her neyse korunmuş olur. Siperin al, siper alacaksın. İkinci mısra ise bunu somutlaştırıyor. Yani diyor, susmayı bilen Dilin afetlerinden korunmuş olur. Çünkü konuşmadı. Söz ağızdan çıktığı zaman ok gibidir giden ok. Geri gelir mi artık? Ok yaydan çıktı bir kere. Kişi söz ağzındayken söz senin kölen. Çıktıktan sonra sen onun kölesisin artık. Dolayısıyla dilin afetleri bahsinde en çok sükut tavsiye edilmiştir. Susmayı bilen adam dilin afetlerinden söz söylemenin günahlarından ve bu dünyevi fitnelerinden korunmuş olur diyor. Aynen sipere yatmak gibidir. Evet, dilin afetleri afetler ne hocam? İşte ağzından çıkan söz diyor ya ağzından çıkanı kulağım duysun diyorlar ya. <laughs> dilin afetleri yalan, gıybet, dedikodu, iftira. Bütün bunlar dilin afetleridir. Dilin bizi cehenneme sürüklediği şeyler bunlar zaten. Ve konuştuğumuz zaman hele hele kalp kırmak. Aman Allah'ım. Mesela çoğumuzun başına gelmiştir. Sizin de gelmiştir. Keşke o sözü demeseydim. Keşke onu orada demeyeydim ya da onu ona demeyeydim diyerek az mı pişmanlık çekmişiz? O sırada nasıl olmuşsa boşta bulunmuşuzdur. Ağzımızdan kırıcı bir şey çıkmıştır. Sonradan bunun vicdan azabını çok çekmişliğimiz vardır bizim. Gider gönlünü alırız. O anlamda dememiştim. Yanlış oldu, kastını açtım filan deriz. Gönlünü alırız. Fakat daha bu nokta, bu hallere düşmektense dilin tutsan daha iyi değil mi? Değil mi? Yani Ok geldiği zaman, mermi geldiği zaman yaralandın, tedavi oldun. O kadar hastane süreçlerini atlattın, direkt sipere yat, değmesin sana. Aynı şekilde birinci Mısra'da misal verdi. Düşmanın saldırılarına, salvolarına karşı sipere yatmakla korunursun. Ve dilini tutmakla da dilin başına getireceği belalardan korunmuş olursun. Öyleyse sükuta meylet, iki dinle, bir söyle. Söz gümüş ise Sükut, elmastır, pırlanta. Ne altını? Bazen bazı sükutlar vardır ki bin sözden daha tesirlidir. Peki insan bu sükut seviyesi diyelim, nasıl ulaşacak hocam? Efendim kolay değil. Dile hakim olmak zordur. Ondan daha zor olan göze hakim olmaktır. Yani Allah otağı eline, yani beline, zorlan, diline diyor. Hakim olmak Nasıl? Yani. Tabii tabii. Hakim <laughs> olmaktır. Yani Cenab-ı Hak nefs dedikleri bir serkeş, azgın bir atı, bize vermiş, biz onun üstündeyiz, yularını tutmuşuz, sağa sola gidiyor, durmadan çekiyoruz. Bu çekme ve ona hakim olma, onu zapt-ı rapt altına alma işi elbette kolay değil. Ve bunun mükafatı cennettir. Az bir şey, cennet ucuz değil dedi, işte böyle bir şeye karşılık veriyor. Allah için nefsinin bir isteğine sen gem vurursan, Allah o nefsinin isteğini bin kat fazlasını sana verir. Çünkü sen Allah için onu orada durdurdun. Bir düşünün mesela Ramazan-ı Şerif, milyonlarca Müslüman sofranın başında. İlahi müsaadeyi bekliyorlar herkes. İstesek çok gizli bir yerde gidip orucumuzu kim görecek? Ama gören görüyor, bunu biliyoruz. Onun emri olmadan, onun müsaadesi olmadan, mide ne kadar feryat ederse etsin, nefs ne kadar serkeş olursa olsun, içimiz kan ağlaya ağlıya da olsa, kurumuş dudaklarla, sararmış yüzle akşama kadar bekliyoruz değil mi? Akşam, iftar vakti. Bekliyoruz ki o müsaade etsin. Herkes be işte edep bu. Edep bu ha. Bunun bundan daha somut göstergesi olabilir mi? Her türlü nimet önünde. Kokuları geliyor. Lezzetini alıyorsun ama o Allahu ekber demeden mümkün mü? Mi? Milyarları versinler. Mümkün mü? El uzatabilir misin? Edep budur işte. Allah bunu görüyor. Kul Allah'ın rızası ve hatırı uğruna en istediği şeylerden bile uzak kalıyor. Ve kul şu bilince varmıştır. Bana sen verdin, sen yasaklarsın yemem. Çünkü bu nimetin sahibi sensin. Sen verdin. 11 ay boyunca bize gelen, tattığımız nimetler sanki mecburdular. Hepsi geldi biz de gayet rahat yedik. Büyük bir pişkinlikle. Yeme diyor. i̇şte o sırada yemeyen nimetin sahibini kabul etti demektir. Bunu deklere ediyor. Edebin en muhteşem göstergelerinden birisi budur. Oruç. Çünkü oruç bir şeyi yapmamak demek. Yapmak demek değil. Bak diğer ibadetler bir şeyi yapmaktır. Her türlü ibadette bir şeyi yapmak, bir fiil, bir eylem söz konusu olduğu için rüya mümkündür. Gösteriş mümkündür. Ama oruçta rüya yoktur. Hadis. Gösteremediğim. Bir şey yok ki yapasın. Bir şeyi yapmamak demektir. Neyi göstereceksin? Oruç bir şeyi yapmamak demektir. Ve edebin şahikasıdır oruç. Çünkü evet. oruçluyken düşün nelere dikkat ediyorsunuz. Çünkü oruç, en geri, en düşük mümini bile velayet mertebesine çıkaran ibadettir. Ve Ramazan-ı Şerif senede bir ay bütün müminlere velayeti tattırma ayıdır. Eyvallah hocam. Hazreti Pir Mevlana'dan devam edelim isterseniz. Ez huda cuyim tevfik edep, bi edep mahrum geç ez lutfi rab. Allah'tan edep hususunda muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse hakkın lütfundan mahrumdur. Bu beyti bizim için biraz izah eder hocam? Efendim hayır da şer de Allah'tandır. Veren Allah'tır ey değil Begü Paşa vermez. Vermez, vermez. O kuluna kuluna vermeyi murad etti mi edebi veren de odur. Murad etmezse, o vermezse biz zorla alamayız. Allah verecek. Onun için ehdün as sıratal Demiyor muyuz her rekatta? Bizi doğru yola hidayet et. Onun hidayetiyle mümkündür. Yoksa kul, beşer daha binlerce yirmi yüzyıla yaşasa Allah vermedikten sonra herhangi bir fazilet bulamaz. Faziletler, insani pırıltılar, ahlaki güzellikler ve baştan sona bütün içeriğiyle, tanımıyla edep kavramı Allahu Teala'nın insanlara öğretmek için gönderdiği 124 bin peygamberle bildirilmiştir. Bu da yetmemiş, dört kitap göndermiş. Bu da yetmemiş, alemleri yüzü su hürmetine yarattığı Habibini bize göndermiş ki biz yaratılış amacına uygun bir hale dönüşelim. Edep bu. Edepli olunca Allah indinde makbul olabiliyoruz. Allah edepliyi seviyor. Allah utananı sever, Allah pişman olanı sever, Allah haddini bileni sever, mütevazi olanı sever, cömert olanı sever. Ayetlerde bunlar bir. Bunların hepsi işte haddini bilmek. Hepsi edep pırıltılarıdır bunlar. Edep bunların hepsini kavuruyor. Nitekim çok basit bir kıyas. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Allahu Teala Hazreti Adem peygambere buyurdu ki: "Estağfirullah. Ya Adem, ya Adem ente ve zevcukel Ey Adem, sen ve hanımın cennette kalınız. "Ve la takrabu hazihi şecer." Ama bu ağaca yaklaşmayın. Ayet. Artık olayın detayını geçmiyorum. Şeytan Hazreti Havva'yı kandırarak Dedi ki, Allah niye yasakladı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bu ağaçtan yerseniz ebedi cennetlik olursunuz. Artık ölüm yok size. Yemezseniz fanisiniz. Deyince Hazreti Havva annemiz hemen düşmedi. Dedi ama Allah emretmiş. Fani olacaksak olalım, ne yapalım? Allah istemiyor. Allah yasaklamış. Şeytanın adetidir, ilim sahibidir. insanı en zayıf yerinden yakalar. Dedi öyle ama Adem ölürse sen ne yapacaksın? Cennette bile olsan. Burada Hazreti Havva'yı düşürdü işte. Hazreti Havva annemiz aklınca kocasını kurtarıyor. Ve yaptı, etti zorla ona yedirdi. Yedirince olan oldu. Derken ilahi mahkemeye huzura çıktılar. Ee, Allah şeytana, iblise sordu. Bildiği halde soruyor, biz de bilelim diye. Yoksa Allah'ın bilmediği bir şey yok. Yani sormasına bile gerek yok. Dedi ki, niye kandırdın bunları, aldattın ve emrime karşı getirdin? Şeytan dedi ki, beni sen bu hale getirdin. Allah'a böyle dedi. Allah'ı suçladı. Allahu Teala Adem ile Havva'ya dedi. Niye emrime karşı geldiniz? Adem ile Havva ayet diyor. Dediler ki, Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bakın birinde edepsizlik, diğerinde edep vardır. Edepsizlik nedir? Beni sen bu hale getirdin. Yani bir siz suçlamak istediğiniz zaman gerekçe bulmakta çok özgürsünüz. Onu topraktan, beni ateşten yaratın. Ben daha üstünüm. Bakın bu bir gerekçe. Şeytan bunu söylüyordu. Daima böyle haddini aşma, yırtık bir tavır. İnsanla şeytan arasındaki fark. Bakın insan ne diyor? Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Biz kendimize ettik. Biz Yani hatayı biz yaptık. Dediler, dedikleri için affedildiler. Çünkü edep gösterdiler. Öteki ise edepsiz olduğu için ebedi lanete uğradı. Eyvallah. Şu takılma aklıma geldi. Batıl hemîşe, batılı bihûdedir veli Müşkil budur ki, sureti haktan zuhur Evet. Ne demek hocam? Batıl zaten boştur. Batılı bir huddur Vücudu yoktur. Beyhûde dediğimiz evet, kelime Evet, vücudu yoktur. Batıl zaten batıldır ama esas tehlikeli olan odur ki, hak suretinde görünür. Biraz açabilir Batıl olan şey yani Kıymetli şudur. Bir bin bir hurafenin temeli bu değil mi? Hak zannedilir. İslami, dini zannedilir ve insanlar ona hürmet duyarlar. Aslında asla ne Allah'ın emridir, ne Peygamber'in emridir. Mesela çocukluğumdan beri duyardım, birkaç kaynaktan geliyor tabi bunlar. Gece aynaya bakmak günahtır. Hı. Kim dedi bunu? Öyle bir ayet yok, öyle bir hadis yok. Ama bu yerleşmiştir. Mesela merdivenin altından geçmek günahtır. Gece tırnak kesmek haramdır. Bunu yapar kara, kara kedi mi gördün? ayrılık demektir, şudur budur. Bütün bunlar hurafedir. Batıldır ama sureti haktan görünerek bize dini diye yutturulmuştur bunlar. Ve bütün bunların yanına yıldıznamelere bakmak, fala bakmak, bin bir türlü üfrükçülük, yobazlığın her şeklini katabilirsiniz. Bütün bunlar dini sanılır. Bunlar İslam'ın bir parçası gibi görülür. Ve kasıtlı olanlar da gerçekten İslam buymuş gibi davranır. İslam'ı hep bunların arasında hapsederek kötülemeye kalkışırlar. Müşkil budur ki batıl sureti haktan görünür dediği bu işte. Batıl, boş, olmayan bir şey varlık elbisesini giyinerek sureti haktan dini bir şeymiş gibi bize yuturulur. Müşkil olan bu. Zordur yani bu. Eyvallah. Allah muhafaza buyursun diyelim. Amin. Yine Nabi ile devam edelim hocam. Görmedim rahı emin, terki recadan gayrı, bulmadım hısnı hasin, şer hayadan gayrı. evet. evet. Ne diyor efendim? Görmedim rahı emin terkir recadan gayri. Burada duralım. Eyvallah. Nabi'nin bu sözünü Nabi öldüğünde 12 yaşında olan ve daha sonra çok büyük bir divan şairi olan Koca Ragıp Paşa başka bir beyitle söylemiştir. Matlabın zull ile mahluka müdara vermez. Veren Allah'tır ey dil ve Paşa vermez. rah reca ne demek? Başkalarından bir şey ümit etmek. Mahluktan ümitlenmek, mahluktan beklemek. Oysa veren Allah'tır. Öyleyse yaratılmış olanlardan bir ümidin olmasın, bir şey, bir beklentin olmasın. Sadece Allah'tan bekle. rah emin bu. Sırat-ı müstakim bu. Eğer sebeplere bağlanır da Allah'ı unutursan, sen sırat-ı müstakimden, doğru yoldan saptın demektir. Şöyle bir edepsizlik ile sonuçlanır. Çok büyük bir sultan sizi sarayına davet etmiştir. Saray adabına uyarak öyle gider gitmez hemen sultanın huzuruna çıkarmazlar. Önce bir odaya alırlar. Siz orada biraz bekletirler. Biraz ikramda bulunurlar. Sultan size tepsilerle bir şeyler gönderir. Siz size ikramı için getir, getirilen şeyleri görüp o hizmetin evine ayağına kapanırsanız sultanı unutunuz onu sultan yaptınız demektir. Çok büyük bir edepsizlik. Haddini aşmak oldu bu. Siz bunun için mi geldiniz? Daha huzura bile çıkmadan sizi kapı dışarı ederler. Ama gelenin sultan tarafından gönderildiğini bilirseniz, hem o nimetten istifade edersiniz, hem teşekkürünü yerine getirirsiniz, hem de sultan huzurunda bir değeriniz olur. Aynı şekilde bu dünya misafirhanesine gönderilen insan, gelen nimetlerin Allah'tan geldiği şuurunda olup şükrünü yerine getirirse ve Allah'tan beklerse hem nimet artar, ziyade olur, hem de Allah öbür tarafta bunun ücretini de verir. Ama sebeplere bağlanır, onlarda boğulursa rah-ı eminden sapmış olur. İkinci mısra, bulmadım hısnı hasin şermi hayadan gayrı. Şermi haya evet. Utanma ve haya tavrından daha güzel bir ahlak güzelliği, bir tedbir bulamadım diyor. Hakikaten de öyledir. Sözün başında demiştim size. Sizi ne kadar incitirse incitsin, ne kadar kırarsa kırsın, bunu yapan kişinin utandığını biliyorsanız kin tutabilir misiniz demiştim? Siz de hayır demiştiniz. Hakikaten de öyledir. Utanma tavrı karşıdakinin bütün öfkesini söndüren bir şeydir. Hatta kızarsınız kendinize. Ben buna niye kızamıyorum? Çünkü haya var. <laughs> Hazreti Osman Efendimiz sahabiler içinde Allah Resulü'nün melekler bile ondan haya eder dediği adam. Böyle bir iltifatı peygamberi gelmiş. Oturuyorlar. Demek ki yorgun olmalılar. Allah Resulü biraz ayağını uzatmış vaziyette oturuyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor derken Ömer. Hazreti Osman geliyor dedikleri zaman Hazreti Peygamber toparlanıyor. Hayret ediyorlar. Ya Resulallah, Ebu Bekir geldi, Ömer geldi, Ali geldi. Siz tavrınızı bozmadınız da Osman geliyor dedik, dedikleri zaman niye toparlandınız? Buyuruyor ki, ondan melekler bile haya ediyor. Çünkü Hazreti Osman en hayalı sahabidir. Haya kahramanıdır. Peygamberimizin yüzüne bile bakamazdı. Konuşurken daima başı önündeydi. Haya, centilmenlik, zarafet ona mahsus bu yönüyle Allah Resulü'nün sevgisini ve rızasını celb etmişti. Birinci hanımı Hazreti Zeynep annemiz peygamberimizin kızıdır. Bedir Harbi'nde çok hasta ölüm döşeğinde olduğu için Hazreti Osman harbe katılamadı. Efendimiz Bedir'den zaferle dönerken yolda acı haberi aldı. Kızı vefat etmiş. Bakın baba evladını kaybetmiş Efendimiz. Geldik Hazreti Osman ağlıyor. Sırtını sıvazladı. Ya Osman vallahi yüz kızım olsa yüzünü de sana verirdim. Hadise bak, şu övgüye bakın siz. Niye bu kadar değer veriyordu? Çünkü çok haya sahibiydi. Peygamberin damadı olmak onda öyle bir utançtı ki peygamberin huzurunda hep böyle dururdu. Hazreti Osman Efendimiz. Haya bu kadar insanı değerli kılar. Ve şerlerden emin kılar. Utanmayı bilen, çekinen insan pek çok kötülükten de uzak kalır. Günümüzde şeytanın muazzam bir oyunu olarak efendim özgüven sahibi olun sözüyle evet özgüven elbette olmalıdır. Onun bir kompleksini bende. Ama bu söz saptırılarak edepsiz olun, işte yırtık olun, <laughs> insanları incitin gibi bir anlama getirilmiş an neredeyse. Özgüven sahibi olmak bu mu? Utanmayı terk etmek midir? Ya da utanmak özgüvensizlik midir? Hayır, insaniliktir. En çok insan olmaktır, utanmayı bilmek. Eyvallah. Bir beyt aklıma geldi hocam. Agniyaya arzı hacet etme, müstahni bulun, ihtiyacın söylemektir şahsı edna gösteren. Evet. Aynen evet, öyle. izah alabilir miyiz hocam? Onun izahı şu. Hayatı hocam Allah selamet versin diyordu. <laughs> Şöyle tek el açmak zillet. iki el açmak izzet. <laughs> Çünkü tek el açmak kula avuç evet. açmaktır. İki el açmak Allah'a avuç açmaktır. Dilemekle dilenmek arasındaki farktır bu. Dilemek Allah'tan dilemektir ve şerefli bir iştir. Kul ne kadar Allah'tan isterse o kadar aziz olur. Çünkü ayet-i kerime, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Demek ki ehemmiyet sahibi mi olmak istiyoruz? Değerli? Dua edeceğiz. Allah kendisinden isteyeni sever. Çünkü o Allah'tır. İsteyeni sever. Allah'tan istemek izzettir. Ama kuldan istemek zillettir. Dilenmektir. Agniyaya arz hacet mi demişti? Agniyaya arz hacet etme. Etme Etme i̇htiyacın çünkü söylerim. ne kadar ihtiyacın söylesen o kadar değersiz olursun. Onlar Allah değil ki. Onlar Her sana şahtan yakın değil ki. Zenginliği, fakirliği veren onlar değil. Alan onlar. Esas senin sahibin var, mülkün var. Sırtını ona dayat. Bir topal sivrisinek sırtını ona dayattı mı bir Nemrut'u gebertiyor. Değil değil. Der ki sırtını ona da ona dayat. İstinat noktası gel sanırım. Elbette. <laughs> <de. gülüyor> Eyvallah. Galip Dede ile devam edelim hocam. E, edep'ten bahsettik. Biraz aşkın edebinden belki bahsetmek gerekir. Aşkın da ilk edebi herhalde can vermek olsa gerek. İlk adım. Eyvallah. Daha ilk adım. Bismillah. <laughs> Diyor ki: "Tecerrütse muradın, kuyuya cananda feda kılcağın, çıkılmaz cami ihramdan, saiyet ve kurban'sız." Neler taahhüt etti hocam? Şimdi tabi buna konuşsam iki üç program gidecek de. Nedir can kim? Anı sen nazenin cana ne vermezler? Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler? Aşkın birinci şartı odur ki daha ilk adımda canı feda etmek. Bu sevgilinin yüz görümlülüğüdür. Daha ilk girişte verilecek bir şeydir. Canından geçmeyen aşık mıdır? Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın. Zünnarını kesmeden iman arzu kılarsın çocuk gibi değeneği sen kendine at edip, sen hiç meydan görmeden meydan arzu kılarsın. Ya Yunus Emre ya Niyazi Mısır. ikisi de, ikisi de imzayı görüyorum. Bu sosyal medyada yeri gelmişken söyleyeyim. Her güzel sözün altına Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl yazıyorlar. Mevlana hiç Türkçe söylememiş bildiğim kadarıyla ama her güzel sözün altına, hatta kamyon arkalarında altında Mevlana ciddi alınsın diye uyduruyorlar. Candan vazgeçmeden cana, hiç canan ele geçer mi? Ve tasavvuf büyüklerinden hemen pek çoğu şehidül aşktır. Aşkın şehididir. Ve hemen hepsi katlan öldürülmüştür. Sizce tesadüf müdür? Mansur kelleyi verdi. Muhiddin Arabi linç edildi. Şemsi Tebrizi suikastla öldürüldü. Nesimi derisi soyuldu diyorlar. O biraz mübaladır. idam edildi. Fazlullah Rufi idam edildi. Hangi tas? Hele vahdetül vücut yolduyorlar. Hiçbiri kendi eceliyle zamanda ölmemiş. Hep kelle girmişler. Tesadüf mü durumlar? Bunlar şehidül aşktır. Ve aşkın ilk adımı daha ilk aşıkım deme iddiasındayken canı vermek. Can daha ilk adım, daha çok şey vereceksiniz. Ama ilk vereceğiniz şey kendi canınızdan vazgeçeceksiniz. Candan vazgeçmeyen adam aşık mıdır? Canı çok kıymetliyse ona aşk ne lazım? Bu aşkı ne yapsın? Kendi canına aşık o. Canı vermek lazım. Canı kim? Canını canın, canın sever. Şey vardı, aklıma geldi. Nasıl oluyorsa genç bir sahabi esir düşüyor. Mekke henüz müşriklerin elinde. Mekke'nin fethi gerçekleşmemiş. zeyt olsa gerek ismi. Zeyd bin Haris mi? İsmini hatırlayamadım. Genç bir sahabi esir ediyorlar. Birkaç ay kalıyor orada esir olarak haram ayların müşrikler de haram aylara hürmet ediyorlar. Recep, Şaban, Ramazan'da idam yok. Geçiyor, bitiyor derken bunun idam vakti geliyor. İsmini bir türlü çıkaramadım. Daracı ip idam edecekler asarak. Oraya kadar götürüyorlar. İki e, iki tane de küçük çocuğu var. Yeni evli. İki tane biri bebek birisi biraz da 2-3 yaşında. Aylardır onları görmemiş. Esir. Çıkarıyorlar, ee, müsaade istiyor, diyor ki iki rekat namaz kılayım. Bırakıyorlar, abdest alıp iki rekat namazını kılıyor. Ondan kalan bir sünnettir, İdam mahkimlere namaz kılıyor. Ta o ilk başlatan uzattır. Çok çabuk kılıyor, hızlıca kılıyor. Ebu Cehil, Melun soruyor, niye o kadar acele ettin ki diyor. O da diyor ki, o sahabi, şehadete ulaşmakta acele etmek lazım. Korktu da namazı uzattı demeyin bu kadar da civan mert. ölüme gidiyor ha. Tam ipe boynun, ipi boynuna geçirecekken soruyorlar. Ebu Cehil yine soruyor. Ya diyor gençsin, yeni evlisin biliyoruz çocukların var. İstemez miydin ki buna cevap ver, seni serbest bırakayım. İstemez miydin ki Muhammed senin yerinde olsa da sen şimdi çocukların yanında olsaydın. Deyince sahabi, sahabi akıl almaz ya. Sahabi bambaşka bir şey. Onu biz anlatmaktan bile aciziz değil ki anlamak. Dönüyor Medine tarafına. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Ve Ebu Cehil'e diyor. Vallahi diyor. Onun ayağına bir diken batmaktansa bin zeyt ve çocukları feda olsun. Diyor ve sallandırıyorlar. Tam selam verdiği an Efendimiz Medine'de ve selam diyor. Ve haber veriyor. Onu şehit ettiler. Haber vermiştir. Mucizedir bu hadis-i şerif. Can böyle feda edilir işte. Eyvallah. Yani veren işte düşünün. Biz burada bunu konuşurken bu kadar hayran kalıyoruz, kuluz biz. Hayran kalıyoruz değil mi? Allah indindeki derecesini ve kendisine verilecek olanı ve öbür alemdeki izzetini düşünün bu zat. Allah bizi onların hatırına versin. Eyvallah. Canı kim cananı için sevse, nedir hocam o beyt fuzul? Canı olur. kim cananı için sevse cananın sever. Kural Çok koyuyor da, adeta. Evet, canı <laughs> sırf ona kurban etmek için besliyor. Aslında kendi canını evet. sevmiyor. Bakın aklıma geldi. Şeyh Galip'in meşhur bir gazeli var ya. Genciğinen olsam viran edersin. Ainen olsam hayran edersin. Şeyh Galip'ten bir yüzyıl kadar sonra gelen Leyla Hanım. 1900'lere kadar yaşamıştır. 50'lere kadar yaşadı galiba. Mevlevidir. Galip'in bu gazelini tanzir etmiştir. Ve onun şah Güzel Beyt'i en güzel. Beytül Gazeli şudur. Ey dil, bihuda kıyma bu cane. Iydi visale kurban edersin bunu Leyla Hanım söylüyor bu canı boş yere şimdilik örseleme bekle onun kavuştuğu gün onun önünde kurban edeceksin diyor Fuzuli ne diyor canı kim cananı için seversen niye niye seviyorsun kurbanlık koyunu niye seviyorsun günü gelecek onunla ibadet edeceksin canı bu gözle görmek lazım canı canana feda edeceğin için kıymetlidir o can feda olacak vereceğin bir şey var çünkü o can o yüzden kıymetlidir Ha Tersi olursa, ikinci mısrayı tam çıkaramadım. Canan'ı kim canı için severse kendi nefsini seviyor. Kendi cananını seviyor. Şimdi aşkın üç mertebesinden bahsedilir. En düşüğü beşeri aşk. Can, Cananın canan, can için var. Canı için kim ki cananın sever? Hatta önce can sonra canan derler ya. Önce kendi canı. Canan, can dediğimiz şeyin keyfi için var. Bu beşeri aşk nefsani aşk. O yüzden mesela 30'lu 40'lı yaşlardan sonra boşanmalar artıyor ya, sırf nefsi için seviyormuş. Bu kadar. Bir adım yukarısı mecazi aşk, sadakat devreye girer. 90 yaşına da girseler aynı sevgi ilk günkü gibi devam eder. Burada önce canan, sonra can. Önce canan, fedakarlık. En üst mertebe ise oraya akıl gitmiyor, tatmak lazım ilahi aşk. Önce canan, sonra canan. Can diye bir şey yok. Bahsi bile edilemez. Zaten yokluktur can. Can o zaman cana benziyor. Su ne kadar berrak ise o kadar güneş orada akseder. Başka renkler filan nefsan işe girmişse orada bir şey bekleme. Eyvallah hocam. Ladri ile devam edelim yine. Bu arada ladri ladri diyoruz hocam. Ladri kimdir belki? Kısaca ondan da bahsetmek lazım bilmeyen izleyicilerimiz Hadi için. Çok muhteşem beyitler, şiirler o kadar parlaktır ki şairini unutturur. Böyle eser öne geçer. Eyvallah. Eserin sahibi unutulabilir. Arada bahsediyoruz ama bir kez Dolayısıyla daha. La Edri denir bunlara. La Edri söyleyeni bilinmeyen demektir. Eyvallah. Çok yakın bir dostum. buradan selam olsun Kadir kardeşime. Lal Bedri diyordu o. <laughs> Eyvallah. Edep ehli keremden hali olmaz. Edepsiz okusa da alim olmaz diyor. Evet. Hele edepsizin okuyup alim olma tavrı var ya hiç çekilmez hadis olarak okuduğumu hatırlıyorum. Ancak kaynağını hatırlayamadım. Buyuruyor ki Efendimiz, ilmi layık olmayana öğretmeyiniz. Köpeğin boynuna gerdanlık dizmiş olursunuz. Hadis böyle. Hem edepsiz hem de ilim ehli ise o hiç çekilmez. O milletin başına beradır, fitne kaynağıdır. İblisin ta kendisidir. İblis alimdi, meleklerin hocasıydı. Bakın ne hallere geldi, ne fitneler hala çıkarmakta devam ediyor. Hem edepsiz hem de ilim ehli ise çok çok tehlikelidir. Allah korusun. Birinci mısra ehli keremden hali olmaz. Kerem ehli cömertlikte diyor, edep tavrı beraberdir. Edepten uzak düşünülemez onlar. Allah'ın sevgili kulları. Yüce insanlar, erdemli insanların edepsiz olduğu düşünülemez. Onlar edepten hali değil. Mutlaka edep de vardır. Onlardaki insaniyeti ışıldatan pırıltılar arasında mutlaka edep de görürsünüz. Edepte vardır. Edepsiz alim bile olsa alim bile olsa Ali olmaz değil mi? Yüce olamaz. O yine düşüktür. Çünkü edep yok. Edep yok maalesef. Edep e edeple olmayınca... Edeple ilim arasındaki o münasebeti biraz açabilir miyiz hocam? Efendim ilim tabii çok mertebeleri var. Okumak, bilmek, haberdar olmak demek. Hı. Fakat çok da tehlikeleri var ilmin. Mesela bir ayet-i kerimede hakkında ilmin olmadan, olmadığı şeyin peşine düşme diyor. Bak bu da bir edeptir. Bir bilgin yoksa o şeyin peşine düşme, kurcalama, casusluk etme, tecessüs gösterme. Bu da bir edeptir. Mesela e, insanların özel hallerini araştırma. Evet bu bir ilimdir ama mahremiyete giriyorsun. Bu seni edepsizliğe götürüyor. İlim insanı böyle edepsizliğe götürür. İlim eğer iman ve İslam'la ve edeple taşlanmamışsa canavar olur. Atomu keşfedersiniz, insanlığı mahvedersiniz. İlim ne oluyor bu? ve ilim nice şerlere sebeptir. Bir düşünün. İslam, iman ve edeple korunmuyorsa o ilim şerdir, beladır. insanlığın başına afettir o ilim. Keşke bilinmese daha iyi. Mesela büyü yapmak bir ilimdir. Günümüzde hamdolsun takipçisi ve uzmanı kalmamıştır. Bu bir ilim. Bu bir ilim. Şerre çalışan bir ilim. İyi ki yok. Bazı ilimler yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. İşte mesela astroloji gibi şeyden fal. Astroloji dedim yanlış söyledim. Fala bakmak bir ilimdir. Cenab-ı Hakk'ın Allah'a rağmen kurcalayarak gayipten bir şeyler elde etmeye çalışmak. Allah'a rağmen yapmaktır. Bu yüzden çok büyük günah sayılır. Ama o bir ilimdir. Ne dalları gelişmiş. Bir düşünün. Remil atmaktan tutun yıldıznamelere kadar dalları gelişmiştir. Allah'ın yasakladığı bir şey. Bu da bir ilimdir. Allah'ın yasak kıldığı haram kıldığı mesela bir cana kıymak yasaktır değil mi? Adam öldürmek, katil olmak yasak, cinayet. E düşünün cinayet işlenilsin diye kaç türlü silah icat edilmiştir. İlim değil mi bu? Tabii. Silahın her şekli. İlim. Bazı ilimler şerre hizmet eder. Çünkü iman, merhamet, İslam ve edeple korunmuyor bunlar. Bunlar ortaya salınmış bela. Ateşten top. Kime değerse onu yakıyor. Bazı ilim böyle. İlmin insanı cehenneme götüren yönlerinden birisi de budur efendim. Eyvallah hocam. Son bir beyitle yavaş yavaş programımızı kapatalım. Yine La Sultan'dan. Edep hoştur, edep hoştur ilahi. Edepsizlik hor eder padişahı. Evet, evet. Ne diyor hocam? Padişahların padişahı Allah. Eyvallah. Bütün güzellikler ondan. Bütün erdemler ondan. Dolayısıyla Allah'taki Edep tavrı diyeceğim de Allah bundan elbette münezzehtir, kul gibi değildir. Biz Ancak, anlayalım diye. Evet, anlaşılsın diye benzeterek söylüyorum. Rivayet olunur ki, e, Beni İsrail'in başına büyük bir kıtlık geldi. Hazreti Musa zamanı galiba, çok peygamber çıkmıştır onlardan. Öyle şiddetli bir kıtlık idi ki, yer gök taş kesti. Ekin bitirme, bitmez oldu, yağmur yağmaz oldu, açlık başladı. Ve öyle oldu ki yeni ölmüş ölülerini yemeye başladılar. Bu hmm. hala kadar düştüler. Ve zamanın peygamberine muhtemelen Hazreti Musa'ya dediler ki git Allahu Teala'ya yalvar bu belayı kaldırsın üzerimizden. Çok büyük sıkıntı içindeyiz filan. Bu bir kıssadır. Tevrat'ta geçtiğini biliyorum Kur'an-ı Kerim'de yok. Ancak ne kadarı doğru onu bilemem. buradan bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Evet. O peygamber Tur Sina'ya çıktı ya da işte bir mukaddes yerde secdeye kapanıp yalvardı. Münacatıyla da ya Rabbi bu belayı kaldır üzerimizden filan. Ona vahy yolundu ki içinizde bir gammaz var o yüzden bu bela başınıza geldi. Gammaz ne demek? İnsanların gizli hallerini araştırıp ortaya döken adam. Gammaz bu. İnsanları inceleyen, özel durumlarını kusur arayan ve o kusuru da herkese söyleyen. Allah'ın en sevmediği şeylerden biridir. İçinizde böyle biri var. Onu, onun için bu bela başınıza geldi. Geldi, kavmine haber verdi, tövbe edin dedi. Bir müddet sonra yağmur yağdı, kutluk bitti, o bela kalktı. Bu defa aynı peygamber, bu defa şükür için aynı mevkide secdeye kapanmış vaziyette, Allah'a münacaat ediyor. Ona vahiy geldi. O gammaz öldü, o yüzden işte bu bela kaldırıldı üzerinizden. Dedi ki, ya Rabbi kimdi o? Allah buyurdu ki, ben de gammazlık mı yapayım? O. İlahi edebe bakın siz. Kulun kusurunu örtmeye bakın siz. Ve söylemedi Cenab-ı Allah. Ölüler içinde, o 40 gün içinde kimler öldüyse öldü. Onun ölüsü bile gizli kaldı. Allah o suçluyu, o günahkarı kullarına bildirmedi. Ve peygamberine dedi ki, ben de mi gammazlık yapayım? Güzellerin güzeli odur. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Edepten konuştuk, edebi konuştuk. Çok teşekkür ederiz, lütfettiniz. Efendim Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden gerçekleştirdiğimiz bir edebinin daha sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.